Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin'in en uzun vadeden en kısa vadeye doğru bir teknik analizini yapacağız hep birlikte. Ekranda görmüş olduğunuz grafik verileri Bitfinex borsasından gelmekte ve logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Aylık bazda grafiği görüyorsunuz. Buradaki her bir mum bir aya tekabül ediyor arkadaşlar. Bugünkü teknik analize başlamadan önce eğer yayınlamış olduğum bu videoların sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmanız, bu videoları beğenip paylaşmanız benim için çok önemli. Bu şekilde beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hemen teknik analizimize başlayalım. Grafikte çok uzun vadeli yükselen bir trend çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aylık grafik söylediğim gibi. Aylık bazda bu yükselen trend çizgisinin içinde bulunduğumuz ay itibariyle destek vereceği seviye eğer o seviyeler görülecek olursa arkadaşlar 5450 dolar seviyeleridir. Bu seviyenin aşağıya kırılması durumunda yükselen trend çizgimiz geçerliliğini kaybetmiş olacak bundan sonra farklı bir tren çizgisi çekeceğiz ama onun için şu anda acele etmeye gerek yok önce bu seviye eğer aşağıya kırılacak mı ya da bu seviyeden destek bulup fiyatlar yönü yukarı çevirecek mi bunu görmekte fayda var. Ama bu ay için takip edilmesi gereken seviye 5.450 dolar seviyesi. Tabi zaman ilerledikçe bu yükselen trend çizgisinin eğiminden dolayı önümüzdeki ay e, bu trend çizgisi 6.000 dolar seviyelerinde destek verecektir bize. Dolayısıyla bitcoin fiyatları eğer düşmez de yatay seyrine devam ederse yani 5.450 dolar seviyelerine gelmeyecek olur da yatay seyrine devam ederse zaman ilerledikçe... Bu trend çizgisine fiyatlar yaklaşacaktır. Dolayısıyla daha yüksek fiyatlarda destek bulması mümkündür. Ancak şunu gözden kaçırmamakta fayda var. Daha önceden de bu trend çizgisi test edilmiş arkadaşlar. Ama bu trend çizgisi test edildikten sonra da fiyatlar birkaç kat artacak şekilde çok sert yükselişler yaşanmamış. Şurada görüldüğü üzere. Tabi. Yani o zamanki nominal değerler çok daha düşük olduğu için yükselişler önemli yükselişler yaşanmış gibi gözüküyor ama şimdi nominal değerler daha yüksek olduğu için 6500 7000 dolarlardan bahsettiğimiz için bitcoin fiyatı. E, anlamında yükselişlerin de 3'e 5'e katlaması daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla böyle sert yükselişleri bir anda beklememekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Aylık grafikte hemen indikatörleri inceleyelim arkadaşlar. Maddi sat sinyali üretmeye devam ediyor. Aylık grafikte görüldüğü gibi. Göstergesinde son ay itibariyle yani Ekim ayı itibariyle hafif de olsa bir e, ivme kaybı var. Aşağı yönde bir iğme kaybı var. Dolayısıyla bu olumluya dönebilir. Yani buradaki eğim eğer yönünü yukarıya çevirebilirse önümüzdeki birkaç ay içerisinde bitcoin için biraz daha olumlu düşünmek mümkün olabilir. Ancak şu an için sat sinyali üretmeye devam ediyor. RSI'da önemli destek seviyemiz arkadaşlar şu seviyelerde o da 40 4, e, 43, 44, 43-44 seviyelerinde. RSI için şu anda bu seviyelerden e, uzağız. Yani bu seviyelere bu kırmızı çizgiyle gözüken 44 seviyelerine gelinmesi söz konusu olursa Bitcoin'de aşağı yöndeki hareketinde geldiğini göreceğiz anlamına gelir. Stokastik RSI ise aşırı satış bölgelerinde tekrar sat sinyali üretmiş gibi gözüküyor. Tabi burada ne kadar kalacağı önemli. Aşırı satış bölgeleri ilginç yerlerdir arkadaşlar. Buradan yönünü çok sert bir şekilde yukarıya da çevirebilir stokastik RSI ee, ya da bu aşırı satış bölgelerinde yataya yakın dalgalanarak devam da edebilir. Bu da daha uzun sürecek düşüşleri ya da yatay piyasayı beraberinde getirebilir. Bu nedenle aslında aylık grafikte MACD'nin haricindeki göstergeler bize net bir şey göstermiyor şu an itibariyle MACD satış sinyalinin devam ettiğini gösteriyor. Hemen aylık grafikte ben Haykin aşı incelemesi de yapmak istiyorum. Çünkü Haykin aşı çok nadiren al sat sinyalleri üreten bir gösterge, bir gösterim şekli. Burada görüleceği gibi bir kez şu arada sat sinyali üretmiş. Onun dışındaki bütün aylar boyunca yani... 2012 Mayıs ayında 4 dolardan başlayıp işte 2013 Aralık ayına kadar ki süreçte 1200 dolara kadar olan gidişatta sadece bir kez aylık bazda sat sinyali üretmiş Hakin aşı. Bundan sonra tabii ki çeşitli zamanlarda düşüş trendlerinde sat sinyali üretmiş ama bu sene net bir şekilde satış sinyali üretmeye devam ediyor. Henüz al sinyali gelmedi. E, hiking aşının al sinyali üretmesi için arkadaşlar yukarıya sarkmış bir yeşil mumu görmemiz gerekiyor. Hiking aşının al sinyali üretmesi açısından. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımlar anlamında alım yapmak için çok da acele etmemek gerekiyor diye düşünüyorum Bitcoin'de. Hemen günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte de hiking aşı gösterimi vardı e, ekranda. Bunu devam ettirelim. En son gün yani şu anda içinde bulunduğumuz gün itibariyle yukarı ve aşağıya sarkmış bir kırmızı mumun gelmiş olması. Eğer kapanış bu şekilde gelecek olursa bu gece e, yatay piyasanın devam edeceği yani bunun devam etme olasılığının yüksek olduğunu görüyoruz. Günlük grafikte hiking aşıya baktığımız zaman. Tabi diğer taraftan şöyle bir sıkışma var kısa vadede. Normal grafik gösterine geçelim arkadaşlar ve şurada e, çok ciddi bir sıkışma yaşanıyor aslında Bitcoin fiyatlarında şu anda. O sıkışmayı da şu şekilde gösterebiliriz. Buradaki bu düşen trend çizgisi yukarı yönde yüksek bir işlem hacmiyle kırılmadıkça arkadaşlar yönümüz aşağıya doğru tekrar imilenebilir. Bunu takip etmekte fayda var. Diğer taraftan e, bu düşen trend çizgisiyle şöyle bir yükselen tren çizgisi arasındaki sıkışmayı görebiliyorsunuz. Bu üçgen formasyonudur. Bu üçgen formasyonunun aşağıya kırılması söz konusu olursa arkadaşlar o zaman biraz önce çizmiş olduğumuz bu çok uzun vadeli aylık grafikte çizmiş olduğumuz çok uzun vadeli yükselen tren çizgisinin takip edilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Tabi bunun sağlayacağı destek e, seviyeleri kapsamında ki bu da 5400 dolar seviyeleri önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Günlük grafikte bir de aslında daha uzun vadeli olarak şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Buradaki tren çizgilerini biraz daha incelteyim arkadaşlar. Çünkü şurada Fibonacci düşen Fibonacci kanalını çizeceğiz hep birlikte. Şöyle bir düşen Fibonacci kanalından bahsedebiliriz. Bu üç noktayı birleştirerek elde ettiğimiz düşen Fibonacci kanalını sağ ve sola esnettiğimiz zaman bakın gerçekten de aslında şurada çizdiğimiz yani şu noktaları birleştirerek elde ettiğimiz düşen Fibonacci kanalının kanal çizgilerinin şu seviyede çok net bir şekilde test edildiğini daha sonra da yine Fibonacci kanal çizgilerinin gerçekten de destek direnç olarak çalıştığını hep birlikte görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda bu düşen Fibonacci kanalının yukarı yönde kırıldığını görmeden yine orta vadede yükselişten pek de bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Tabii şöyle de bir şey olabilir arkadaşlar. Bu aslında uzun vadeli yani 2017 Aralık ayından başlayıp hala içinde olan olduğumuz devam eden bir e, çanak formasyonu şeklini de alabilir arkadaşlar. Tabi bunun gerçekleşmesi için bence indikatörlerin de bu formasyon oluşumlarını desteklemesi lazım. Dönüş formasyonları anlamında işte uyumsuzluklar söz konusu olabilir. Pozitif uyumsuzluklar e, ya da işte dönüş formasyonları görebiliriz. Ters omuz baş omuz formasyonu gibi vesaire önümüzdeki dönemde. Peki günlük grafikte hemen İndikatörleri inceleyelim. MACD, RSI ve Stokastik RSI'ye bakalım hemen. MACD'deki sıkışmayı da şuradaki üçgen formasyondaki sıkışma ile birlikte net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şunu tren çizgisini de tekrar kalınlaştırayım daha net bir şekilde gözüksün diye. Gerçekten de MACD'de de e, fiyat oluşumları doğrultusunda bir sıkışma yaşanıyor. Bu sıkışmanın yakında sonlanacağını düşünüyorum. Tabii yön ne taraf olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Zira üçgen formasyonundaki yön tayinine tespit etmek ya da öngörmek çok çok zor arkadaşlar. Zira üçgen formasyonu simetrik üçgen formasyonuna benziyor bu fiyat oluşumu daha çok. Her iki yöne de kırılabilir. Dolayısıyla bu oluşumun sonlanmasını beklemekte fayda var. Yine bu formasyonu destekler nitelikte Arisay'da da bir üçgen formasyonu oluşumunu hep birlikte görebiliyoruz. Arisay'da da böyle bir sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Bu da yine fiyat oluşumlarıyla birlikte yönünü netleştirecektir arkadaşlar. Stokastik arası yönünü yukarıya çevirmiş ama kesin al daha kuvvetli al sinyalini alacağımız nokta stokastik arası ortalamalarının e, aşırı alış bölgelerinin üzerine çıkmasını çıktığını görmemizle birlikte gelecek. Bu arada arkadaşlar, RSI'de yine şu şekilde bir kısa vadede yükselen trend çizgisinden bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla günlük grafik üzerinde böyle bir yükselen trend çizgisini, şu çizmiş olduğum yükselen trend çizgisini takip etmekte fayda var. Eğer bu aşağıya kırılacak olursa aslında belki de üçgen formasyonun yönü anlamında bize öncül sinyal vermiş olabilecektir. Dolayısıyla Bitcoin'de şu anda sıkışık seyir devam ediyor. Şu anda yönün ne tarafa olduğunu öngörmek çok çok zor, imkansıza yakın derecede zor bence. Ee, sadece hani bu formasyonun, bu sıkışmanın ne tarafa doğru bittiğini görmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Yukarı yöndeki hareketlerin gerçekleşmesi durumunda arkadaşlar bu düşen tren çizgisi yukarı yönde kırılacak olursa ilk etapta 6850 dolar seviyesinde direncimiz ortaya çıkacaktır. Bu direnç seviyesinin de yukarıya kırılması söz konusu olursa 6850 dolar seviyesi de yukarı kırılacak olursa işte 7000 dolar seviyelerinde psikolojik de bir seviye olan 7000 dolar seviyelerinde bir dirençle karşılaşabiliriz. Buranın da yukarı kırılması söz konusu olursa o zaman Fibonacci kanal direnci olan 7200 dolar seviyesi gündeme gelecektir. Bu seviyenin de yukarı kırılması söz konusu olursa o zaman ilk etapta 7400 daha sonra da işte 8000 dolar seviyelerine doğru bir yükselişten bahsedebileceğiz arkadaşlar. Tabi kademeli olarak 7400 7800 aralığında bir dalgalanma söz konusu olabilir. Buranın da yukarı kırılması söz konusu olursa da 8500 dolar gündeme gelebilir. Aşağı yöndeki hareketler anlamında takip edilmesi gereken en önemli seviyeler bence İlk etapta şu seviyeler arkadaşlar bu aynı zamanda Fibonacci düşen Fibonacci kanal çizgilerinden bu kırmızı bölgeye geçiş için de önemli bir seviye yani 6350 6300 dolar seviyeleri çok önemli kritik destek seviyesi. Bu seviyenin altına geçilecek olursa arkadaşlar o zaman kırmızı bölgenin dip seviyesi olan 5850 5900 dolar seviyeleri gündeme gelecektir. Bu seviyenin de aşağıya kırılması söz konusu olursa o zaman uzun vadeli yükselen trend çizgimizin de destek sağlayacağı seviye olan 5450-5500 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bitcoin ile ilgili teknik analizim benim bugünlük bu kadar. Yayınlamış olduğum bu videoların sizlere faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmanız, bu videoları beğenip paylaşmanız ve yorumlarla beni desteklemeniz benim için çok önemli. Bu şekilde beni desteklediğiniz için, beni takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar, bol kazançlı günler.